Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yanımda MT-09 var. 2016 model. ABS TCS 3 mod. Tamam, başka bir özellik, egzoz var. Başka 125 beygir. Boğaz'dan orijinal Akrapovic var, 10 bin lira. Nereden? 10 bin liraymış. İkinci el satsan 3000 lira. Görmüş olduğunuz gibi lastikler böyle Michelin değil mi bu? Michelin kirli de çamura girmiş nereye girdiyse. Öyle arkadaşlar, şimdi bildiğiniz üzere, hadi gel gidelim. Bildiğiniz üzere benim motor yani R25 oldu. R6'yı R25'i çevirdim. Nerede çalışıyor bu? Kanka onu aşağıya çevir. Oha, çok tatlı çalıştı lan. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. R6'yı R25'e çevirdik. Şu anda işte tamirde onu düzeltmek için uğraşıyoruz. Birkaç böyle zımbırtıları var ufak tefek, onları hallediyoruz. Yani komple motoru soymuşken her şeyini halledelim dedim. Ondan sonra kafam rahat olsun. Paşa paşa hiç böyle yolda kaldım derdim olmadan süreyim diye düşündüm. Öyle işte şimdi motorun yanına gidiyoruz. Göktuğ da sağ olsun bana motorunu ver dedi. Çek bir video. Şey yaparken giderken hem MT-09 videosu olsun hem motorun yanına gideceğimi, işte neler yaşadığımı anlatayım. Motor ne durumda onu anlatayım. Dayı gelme. Oha. Arkadaşlar normalde hani motoru tamir edilirken, tamirdeyken videosunu çekmek istiyordum. Ama şu anda o mümkün değil. Abimiz böyle ince işçilik yapıyor motora. Yani detaylı detaylı her yerini böyle ince ince tamir ediyor. Yani 2 gündür motor tamirde. Ha, tamirde hala, belki hani bir hafta tamirde kalacak. Hani bu süreci çekmem gerçekten zor. Çünkü yavaş yavaş böyle hani ince eleyip tık dokuyoruz mu diyeyim artık. Öyle bir şeyler yapıyoruz yani. O yüzden çekemeyeceğim. Yine hani gittiğimizde gösteririm motora ne yapıldı ne edildi. Görürsünüz yine. O ne lan öyle? Oğlum çok tatlı uzadı lan motor. Çok tıfır oğlum. 10.000. Kanka bacağım tuhaf oldu oğlum. Arkadaşlar. Ne diyordum unuttum, şu anda biraz şurada bir basmak istiyorum. Oğlum motor geri getiriyor lan beni. Oğlum vites atarken geri yapışıyorum. Arkadaş, ne? Yavaş ama. Ne yapayım? İkinci vites. Şöyle yapacağım, yavaş. Ön mü kaldırayım? Aynen. Yavaş ama. Oğlum ben bunu veremem. Kanka bu çok korkunç lan. Dur, nefes alamadım, bir de heyecanlandım. Arkadaşlar manyak bir şey. Bir şey diyeyim, manyak bir şey. Oğlum az bir gaz veriyorum, yapışıyorum geri. O ne lan? Çok eğlenceli yalnız ha. Vallahi çok eğlenceli. Oha! Kanka çok eğlenceli. Vallahi çok eğlenceli. Arkadaşlar vallahi yani ben Aralık'ta bu kadar şey olmadım. Oha! Oğlum bir şey diyeyim mi? İyi ki MT-09 almamışım ben. Oğlum, bak, çok korkunç. Kanka iyi ki almamışım. Oğlum dizlerim acıdı lan şey yapmaktan, o hızdan şeyden vurmaktan. Ben arkada var ya, gidiyorum kalkıyorum. Fark etti. Evet, burası daha tehlikeli. Oğlum ne yapacağımı şaşırdım. Ön kalkıyor kendi kendine. Arkadaşlar çok tehlikeli motor. Ama bak, ben devir seviyorum. Hemen vites atmak istiyor motor. Yani vitesi artırmamı istiyor. Bu çok ilgimi çekmedi o yüzden. Şu 6. vitesle gidiyoruz yani. Hemen vites atmamı istedi. Diyor ki böyle kullan. Bir şey değil mi?
eğlenceli ve rahat. Yani al böyle paşa paşa sür aga. Tam böyle keyif motoru. Gazlama motoru şehir içinde. Göktuş şu anda büyük ihtimalle korkuyor. Sinyalimizi yakalım da. Arkayı göremiyorum. Arkadaşlar bugün yine ben konuşmayı unutacağım büyük ihtimalle. Bakalım. Yapma be. Yapamam ki oğlum ben. Teker yapamıyorum zaten. Abi bu deli işi ya. Cidden bak bu deli işi. Araltı bence bu kadar tehlikeli değil. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Araltı bu kadar tehlikeli değil. Araltı bak buna göre biraz daha efendi. Ana. Her 5. vitesi bile gaz açınca tutuyor yani. Oğlum full tork var. Her yerde tork var. Araltı yine gazlıyor hani bir devirden sonra hani. Önüm boş tane açılıyor gidiyor. Öyle değil ki bu her yerde gidiyor. Bak 3. vites 4'e atayım. 5'e atayım. 6'ya atayım. Bak şimdi. Bak toparlandı. O ne lan öyle? Arkadaşlar. Ya bak çok güzel motor. Böyle çok eğlenceli motor. Çok deli motor ama aga yok almam. Bak hayatta almam. Yani net bak aldığım ikinci gün böyle kaza yaparım yani. Yani iki gün en fazla. Daha fazla dayanamam diye tahmin ediyorum. Ya dayanmam için böyle sakin sürmem lazım, şey yapmam lazım. Ama bir şey diyeyim mi? Motorla çok güzel oynanıyor. Böyle sağ sol çok güzel oynanıyor motorlar. Girer miyiz? Gireriz aslında ama gerek yok. Oğlum egzoz var ya, özlemişim be. Oğlum motor yerden kesiliyor. Aga motor çok hafif. Ana bak. Bak. Bizim bu arkadaşım Doğukan'ın niye böyle motorla rahat böyle virajda oynadığı belli oldu. Şuna bak oğlum çok hafif lan. Arkadaşlar önceki videolardan biliyorsunuzdur. Doğukan diye bizim bir arkadaş var. O bu motorla böyle düz yolda giderken bir sağa bir sol böyle pek değdiriyor. Demek ki bu yüzden değdirebiliyor yani. Hafif motor değiyor. Tabi yetenek de var bunun içinde. Bunun esprisi, işin esprisi bu. Abi ya çok tatlı ya. Ama sevdim. Evet biraz Aral'tan bahsedelim. Yani unuttum her şeyi unuttum şu anda motor. Motor her şeyi unutturdu şu anda. Ben hani kafamda belirlemiştim şunları şunları söyleyeceğim diye. Ama yok yani bittim. Özür dilerim ya. Oo bak patlatmayı çözdüm. Patlatmayı çözdüm. Çok dehşet patlatıyor. He? Yeşile döndüm yeşile. Yeşil ne? Altına
Kanka çok eğlenceli ya. Cidden oyuncak ya, bildiğin oyuncak ya. Arkadaşlar bu arada ilk defa sürüyorum şu anda MT9'u. Yani hani şuradan şuraya bile sürmüşlüğüm hiç yoktu. Ben böyle çok şey yapmayı seven biri değilim. Hani kanka bir tur versene falan seven biri değilim. Hani emanet motor, canaz olur. İşte bugün buraya gelecekti. Dedim hani gelmişken bir video çekelim. Öyle aldım yani. Yoksa almazdım hani öyle boş sürmek için. Hani deneyeyim diye almazdım. Ama biraz bokuna çıkardığımı fark ettim yani. Gazlamak yani emanet motorla gerek yok. İşte ama motor yani. Motor kendini gazlatıyor. Geç geç. Oğlum çok iyi ya, var ya. Ya ben de egzoz takacağım da bende bu kadar olmaz. Yani ilk verdiğim gazla çok gaz vermem lazım böyle ses çıkması için. Bak bunda az gaz veriyorum, bağırıyor ya. Ben de bunun biraz daha çoğunu vermen lazım, öyle bağırması aynen, gerekiyor. Aynen. Dayı dayı, motor gidiyor dayı dayı. Oğlum çok güzel be. Ya videoda söylediğim sabit bir kelime var. Abi çok güzel. Ama almam. Motor işe yanıyor. O hep yanıyor. TCS açıkken tek tekerde çok gidince yanıyor. Ben tekerde gitmedim ki. He? Ben gidiyordum sanki, çoktandır yanıyor. Ha sen mi gidiyordun? He. Manyak ya. Arkadaşlar. Ben yok, benlik değil aga, ben o yüzden almam. Bu arada Göktuğ'un da kanalı var arkadaşlar. Göktuğ Irmak. Başka bir şey yok değil mi? Göktuğ Irmak. Düz Göktuğ Irmak. Hani onun da böyle MT9'da gazlama mazlama videoları var. Zaten hep beraberiz. Onun kanalını da inceleyebilirsiniz. Böyle onun da bir reklamını yapmış olalım. Neredeydi? Şu yokuşta mıydı? Arkadaşlar biz buradan bir çiğ köfte alalım, sonra yolumuza devam edelim. Evet. Yalnız var, ellerim çok ağrıdı. Deli dehşet motor. Ben eridim ben ya. He? Ben var ya, eridim üstünde. Oğlum bak, konuşacağım bir konular vardı böyle. Söylemek istediğim bir şeyler vardı. O ilk gazı açmadan sonra sizin oraya gazı açtık ya, unuttum her şeyi. Yola odaklanmak zorunda bırakıyorsun. Değil mi? İslamsızca bırakıyor yani. Neyse arkadaşlar, buradan bir çiğ köfte gömelim. Sonra yine devam edelim videoya. Arkadaşlar bu arada kamerayı değiştirdim. Onu söylemeyi unuttum bak mesela. Onu söyleyecektim. Unuttum. Tamam kanka, sıkıntı yok. Şurada teker alıp gideceğim. Özür dilerim. Bir de vitese takman lazım. Arkadaşlar önceki videoda söylemiştim zaten. Önceki kameram GoPro Hero 4'tü. Onun mikrofonunda sıkıntılar oldu. Bu giriş kısmında. O kamera yüzünden çok videom yandı böyle. Çok videoyu atamadım. Yani abartısız söylüyorum, en az 20 videoyu atamadım. Şu anda şöyle göremezsiniz büyük ihtimalle. Hero 7 Black aldım. Mikrofonunu aldım. Her şeyini aldım. Bakalım böyle çekmeye başladık. Normalde 1080-60 videolar çekiyordum yani kalite olarak. Bunda biraz değişiklik olsun dedim. Kaliteyi arttıralım dedim. 2.7K'da 60 FPS'de videolar artık çekmeye devam edeceğim. Allah kahretmesin. Kocaman şeyde yolda gittim, ufacık çukura girdim. Arkadaşlar ama şey olursa hani izleyin, yorumunuzu yazın. Eğer hani güzel olmazsa FPS arttırırız. Video kalitesini düşürürüz. Yani 1080'e 120'de falan çekeriz. Öyle. Ya yorumlarınızı bekliyorum. Bir şekilde ayarlayacağız. Ama güzeldir büyük ihtimalle böyle. Neyse. Şurada son bir kez. Gazımı vereyim çünkü bir daha gaz veremeyeceğim motorda. Motorumuzun yanına geldik. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. O açmamış motorcu. Evet arkadaşlar. Geldik. Kapalı mı? Kapalı oğlum. Adamın motoru yok. Yani mantık olarak adam motorla geldiğine göre. Spor yapmak istedi. Olabilir. Ne yapıyoruz? Bekleyeceğiz. Yani burada yiyelim mi? Aynen. Başka ne? Evet arkadaşlar, tabii hani bugünlük bu kadar değil. Abimiz gelsin. Motoru yine göstereceğim hani neresine ne yaptık. Motor şu an ne durumda?
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi motorun yanına geldik. Böyle motoru soyduk, sonra çevirdik. Sorunu bulduk. Buj posundan dolayı motor R25 gibi çalışıyordu. Öyle gidiyordu. Onun fiyatını aldık Yamaha'dan. 1080 civarında bir şeymiş. Onu alacağız. Hava filtresini falan söktük. Böyle KN hava filtresi var böyle. Macera dolu Amerika'dan çıkma. Onu işte temizleyeceğiz şimdi. Bu temizlenecek. Onun haricinde yağ bakımı, başka ne yapılacaktı? Yağ pompasına falan bakılacak. Burada şey oluyordu. Bu kırmızı yanıyordu yağ işareti habire. Yağ göstergesi. O yapılacak. Ondan sonra granajları falan hallettik. Böyle ufak tefek çatlaklar vardı içinde. Bu dişlerin geçtiği yerde. Onlara dikiş mekiş attık. Bir şeyler yaptık. Onun haricinde başka bir şey yok. Ya durumlar böyle. Dediğim gibi çekemeyeceğim yaparken. Çıkarken falan çekeriz yine. Öyle. Neyse hadi bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.